Merhaba arkadaşlar, ben Hanif Hoca, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizin bildiğiniz gibi arkadaşlar 2020 MSV sınavı yapıldı. Sınavla ilgili yorumlarda bulunacağız. Sınavın soru dağılımı ne şekilde geldi? Bununla ilgili arkadaşlar hazırladığım PDF var. Onu da mbaeğitim.com sitesinden matematik soru dağılımını indirebilirsiniz arkadaşlar. Ve sonra soruları beraber yorumlayacağız. Soruların zorluk ve kolaylık derecesine bakacağız. 2020 MSV sınavı bize arkadaşlar aslında TYT'nin bir nevi MSV'ye benzeyeceğini göstermesi açısından önemli. Beklendiği gibi değildi tabii ki. MSV sınavı gelen yorumlar arkadaşlar MSV sınavının zor olduğu şeklinde, özellikle Türkçe sorularının şıklarının birbirine çok yakın olması burada önemli arkadaşlar. Sınava giren arkadaşlar eğer yorum kısmına belirtirlerse sınavla ilgili fikirlerini, sorularını, çıkmış soruları, işte soruların zorluk derecesini diğer arkadaşlar için de fikir vermesi açısından önemli olur arkadaşlar. 2020 TYT'de buna benzer gelecektir. Bununla ilgili de kısa bir video çekmeyi düşünüyorum. 2020 TYT sınavı nasıl olacak? Dediğim gibi arkadaşlar 2020 MSV'de Türkçe soruları zormuş. Matematikte artık yeni nesilden biraz eski nesile kaymış gibi sorular bulunuyordu. Yani hem yeni nesil sorular vardı hem de eski tarz dediğimiz sorular vardı. Aslında olması gereken de bu arkadaşlar. Yani komple yeni nesil soruları beklemek zaten hata olur. İkisinin karışımının olması gerekir. Başka türlü zaten mantıksız olur arkadaşlar. Yani bunu kendinizi buna hazırlayın. Yani işte hocam ben komple yeni nesil bekliyorum, hep şekil olsun. Böyle bir mantık yok arkadaşlar. Yani eski tarz, eski klasik dediğimiz konuları bilmeden zaten yeni nesil soruları yapamazsınız. Dolayısıyla yeni nesil soruları da bileceksiniz. Eski tarz dediğimiz soruları da bileceksiniz. Onları da çözeceksiniz. 2020 TYT'de buna benzer gelir arkadaşlar. Dediğim gibi matematik biraz zormuş. Türkçe zormuş arkadaşlar. Tarih çok bilgi gerektiriyormuş. Yani 2020 MSV 2018 ve 2019'a göre bayağı zormuş arkadaşlar. Bununla ilgili yine sizin yorumlarınızı bekliyorum. Matematik soru dağılımı arkadaşlar şu şekilde: temel kavramlar ve sayılardan 3 tane soru geldi. Basamak kavramından bir sorumuz var. Asal çarpanlardan yine bir soru. Bölme bölünebilmeden bir soru. EBOB-EKOK arkadaşlar, EBOB, EKOK müfredattan kaldırıldı diyenlere kapak olsun bu MSV sınavının EBOB, EKOK sorusu. Yani hani EBOB, EKOK müfredatta yoktu? Biz bas bas bağırıyoruz arkadaşlar. Bunlar müfredatta var. Bunlar asla kaldırılmadı. 9. sınıf konusu EBOB, EKOK. Yani bunun kaldırılması mümkün değil. Ama bilip bilmeden herkes konuşuyor. Herkes yorum atıyor. Yani bakıyorsunuz işte her sayfada bilip bilmeden, adamın aslında alanı matematik değil ama kendisi bilip bilmeden yorumlarda bulunuyor. Öğrencileri yanlış yönlendiriyor. Arkadaşlar EBOB EKOK ne TYT'de ne de MSV'de kalkmadı. Bu her zaman var arkadaşlar. Bunun kalkması mümkün değil yani. Matematiğin temel konularından biri. Yani belki sizin bildiğiniz gibi eski tarz sorular gelmeyecek ama problem tarzı sorular EBOB EKOK'ta her zaman gelecektir. Üssü sayılardan yine bir sorumuz, köklü sayılardan bir sorumuz, rasyonelden, mutlak değerden birer sorumuz ve basit eşitsizliklerden arkadaşlar ilginç bir şekilde 3 soru var. ÖSYM eşitsizlikleri seviyor demek bu. Fonksiyonlardan 2 soru ki bekliyoruz fonksiyonlardan. Her sene 2-3 tane soru bekliyoruz. Kümeler sorusu baktım. Zevkli bir soruydu. Olasılık yine bir soru. Permütasyondan bir soru gelmiş arkadaşlar. Veri analizi, permütasyon ya da kombinasyon olması lazım. İkisinden bir soru geldi. Veri analizinden bir soru, oran orantıdan bir soru, sayı kesirden 3 soru arkadaşlar, yüzde kar zarardan 3 soru, hareketten bir, yaştan bir, yani sayı kesir, yüzde kar zarar, bunlar iki önemli konu. TYT'de de bunlar önemli arkadaşlar. Yaştan bir, grafikten bir soru, yine geometri kısmında üçgenlerden 3 soru, çokgenlerden 3 soru, çember daireden 2 soru, analitikten ve katı cisimlerden birer soru olmak üzere arkadaşlar 10 tane geometri, 30 tane matematik sorusu geldi. TYT'de bu şekilde olur arkadaşlar. ÖSYM'nin yayınladığı sorulara bakalım beraber. Yani birkaç tane soru yayınlanmış zaten. Matematikte sanıyorum 3 tane soru. Bir tanesi bu birinci soru arkadaşlar. Çikolata sorusu. Yani ben baktım soruya. O kadar da zor bir soru değil.
Okuduğunuzda mantığı anladığınızda aslında çıkan kolay bir soru. Sadece işin içine biraz şekil koymuş. Yani bu kadar çikolatanın şu kadarını yemiş oluyor. Ve tamamını yeseydi zaten belli bir sayı verecekti. Onun üstündeki sayıyı bulacaksınız. Yapılabilir bir soruydu. Yani yayınlanan sorular üzerinden konuşabiliriz ancak. Küme sorusu arkadaşlar. Yani yine bu soru işte zaten 8 elemanlı bir A kümesinin elemanlarıyla matematik ve otomatik yazılabiliyor. Yani demek ki A'nın içinde M var, O var. İşte B'nin içinde de zaten fizik var, M var. Hangisi yazılamaz? Kümeyi yazabilirsiniz. Burada K var, Ü var. Burada var M var, E var. Yazabilirsiniz. Tik neden yazılamaz arkadaşlar? Çünkü zaten B kümesinin elemanlarına baktığımızda zaten 7 tane eleman burada gözüküyor. Yani dolayısıyla B'de E'nin olması mümkün değil. Ama A'da şimdi burada 8 tane eleman yok. Yani ayrı ayrı baktığımızda M var, A var, T var, E var, İ var, işte K var, O var. Sonuncusu Z olabilir. Dolayısıyla yani mazi yazabilirsiniz, küme zaten yazabiliyorsunuz. Etiği yazamazsınız. Yani mantığı bilirseniz aslında rahat yapılabilen bir soruydu. Yine burası kar zararla alakalı bir soru olması lazım. Bu sorular arkadaşlar yani problem soruları özellikle gelir zaten. 3 tane soru yayınlamış ÖSYM. Dolayısıyla diğer sorular hakkında yorum yapmak biraz zor. Siz diğer soruların tamamını görebilirsiniz arkadaşlar. Sınava giren bütün arkadaşlar şu an ÖSYM soruları yayınladı. Soruları girip bakabilirsiniz. Sorular evet zor muydu? Sorular 2019 ve 2018'e göre zordu arkadaşlar. TYT nasıl olacak arkadaşlar? Bununla ilgili bir iki gün içinde çok kısa bir video çekmeyi düşünüyorum. TYT ile ilgili yorumlarımızı bekleyin arkadaşlar. Sizin de 2020 MSV ile ilgili görüşleriniz, fikirleriniz varsa zorluğu, kolaylığı, çıkmış sorularla alakalı yorum kısmında yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki rehberlik videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.